Efendim iyi akşamlar. Yeni haftaya başladık. 2 Eylül pazartesi oldukça hareketli dakikalar geçiriyoruz. Özellikle kaybolan 8 yaşındaki Narin'le ilgili yeni gelişmeler var. Evet, bir yayın yasağı söz konusu ama oldukça çarpıcı gelişmeler de söz konusu. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'den 13 gündür bir haber alınamadı. Henüz bir ize rastlanamadı. Kamuoyuna açıklanan bu şekilde. Aramalar sürüyor. Fakat Narin'in amcasıyla ilgili önemli gelişmeler var. Önce gözaltına alınmıştı, adliyeye sevk edilmişti tutuklama talebiyle ve az önce gelen sıcak gelişme Narin'in amcası tutuklandı. Zaten örtüşmeyen birçok başlık vardı. O zaman dilimleriyle ilgili yaptığı açıklamalar, ifadelerinde çelişkiler vardı. Görüntüler var, telefonunun bir saatlik kapalı olması gibi gerekçeler. Ama altında yatan asıl sebebi biz henüz bilmiyoruz. Fakat kısa vadede bu konuyla ilgili detaylar gelecek. Şimdi gidelim o bölgeye, Diyarbakır'a. Canan Altıntaş bu 13 günlük serüveni, süreci adım adım takip etti, bizle bilgileri paylaştı. Bir kez daha Canan'a gideceğiz. Özellikle şimdi orada ne oluyor? Oradaki atmosferi. Çünkü konuya dair elimizde veri yok son gelişmelerle alakalı ama orada nasıl bir tablo var? Onu anlat bize Canan. Buyur, söz sende. Osman Kenan Çapoğlu 21 Ağustos'ta Narin kaybolmuştu. Ardından hem Tavşantepe köyünde aramalar devam ederken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da geniş kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında jandarma her noktadan deliller alıyordu, ifadeler alıyordu. Ve bu ifadeler kapsamında amca SG'nin de ifadesi alınmıştı ama kendisi o gün Narin'in kaybolduğu saatlerde köyde olmadığını iddia etmişti. Ancak başka birinin ifadesinde ortaya çıktı ki amca SG aslında köydeydi. Ve bunun üzerine giden jandarma ekipleri amca SG'nin aracını jandarma komutanlığına getirdi. Ve burada geniş kapsamlı bir inceleme yapmıştı. Bu incelemede Narin'in daha önce kıyafetlerinden alınan DNA ile araçta bulunan inceleme dosyasına giren tüm sürüntüleri eşleştirdi. Ve bu eşleştirme... analize soktu. Analizin sonucunda ise eşleşme, DNA'da eşleşme tespit edildi. Bir taraftan da amcanın o gün bir saat telefonu kapattığı, aynı zamanda 15 dakika içerisinde köyden ayrıldığı ve aynı zamanda bir benzinliğe gittiği, buradan benzin aldığı, aslında ıslak mendil aldığı gibi birçok ortaya çıkan yeni detaylar vardı. İşte bu detaylar üzerine gözaltına alınan amca 3 gündür sorgudaydı jandarmada, il jandarma komutanlığında ve bu sabah Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade verdi. İfadelerin ardından yine suç ceza mahkemesine, suç ceza hakimliğine getirildi. Burada da bir süre sorgulandı ve amca dakikalar önce tutuklandı. Tekrar etmek gerekirse Narin dosyası Narin'in kayıp olmasıyla alakalı gözaltına alınan amca SG tutuklandı. Peki neden tutuklandı? Sek maddesi, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma. Aynı zamanda sek sebebi aracında Narin'e ait DNA bulunması ve çelişkili ifade. İşte bu sebeplerle amca tutuklandı. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz ama tekrar etmek gerekirse Diyarbakır Adliyesi'ne bu sabah getirilen kayıp Narin'in amcası, aynı zamanda muhtar olan amcası SG, tekrar edelim, sek maddesi, kasten öldürme ve kişi üretinden yoksun kılma, aynı zamanda Narin'e ait DNA bulunması ve çelişkili ifade nedeniyle şimdi tutuklandı. Cana, biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Haber takibini sürdüreceksin tabii ki. Yeni gelişmeler olacak, belki kamuoyuyla paylaşılan şeyler olacak, onu da ilk senden alacağız. Ama sek maddelerinden sonra ortaya bir tutuklama kararının çıkması zannederim ki o maddelerin gerçekleştiğini işaret ediyor. Bunu da sormakta fayda var. Çünkü Osman Kenan Çapoğlu amcanın aracında bulunan DNA aslında kuvvetli, çok kuvvetli bir şüphe. Bu yüzden tutuklanma nedeni olarak görüyoruz. DNA eşleşmesindeki bulguyla Narin'in kıyafetlerindeki o DNA eşleşmesine neden olan araçta bulunan bulgu aslında çok önemli. Şu anda yayın yasağı nedeniyle söyleyemiyoruz ama çok önemli bir bulgu. Bu nedenle amca tutuklandı. Aslında kuvvetli Canan, şüphe, kuvvetli delil açıkçası. O bulguyu söyleyemiyoruz ama
öğrendik mi yani? Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet, o bilgi bizde var. O önemli, o önemli. Bizde var. Evet, evet. Kuvvetli bir delil olarak dosyaya yerleştirilmişti. Çok gizli tutuluyordu bu bilgi. Ve bu kuvvetli delille DNA eşleşmesi yapılmıştı. Amca da hem çelişkili ifadeler hem köyde olmamasını söylemese birçok nedenden kaynaklı buradaki sorgusunda hem savcılık sorgusunda hem de hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı. Ve şu anda sanırım içeride hala işlemler devam ediyor ama bir taraftan köyde Narin'le ilgili araştırmalar da devam ediyor. Yine AFAD ekipleri sahada, jandarma ekipleri sahada, JASAT ekipleri, istihbarat ekipleri. Yani evet amca tutuklandı ama soruşturma hala devam ediyor. Özellikle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da devam ediyor ve Narin'e ait bir iz aranıyor. Kendisi de ifadesinde şunlara değinmiş bu arada. O benim yeğenim. Tabii ki arabama binecek. Bu gayet normal. Sizin yeğeniniz arabaya binmiyor. Çelişkili ifadelere de çok fazla cevap verememiş. WhatsApp silme, mesaj silmelerine de çok net yanıtlar verememiş. Bu içeriden edindiğimiz bilgiler. Hı hı. Ama amca SG tutuklandı. Evet Canan, az önce sen de ifade ettin. O şüpheli durumu, kendisine isnat edilen suçu kasten öldürme şüphesiyle hürriyetten yoksun bırakma şüphesi. Bir izlenim var ama bu konuyla ilgili kuvvetli deliller de var senin söylediğin üzere. Peki bundan sonraki süreç nereye evrilir? Bir de şunu merak ediyorum. Olumlu ya da olumsuz, iyi veya kötü senaryo için bir durum, bir bilgi var mı Narin'in durumuna ilişkin olarak? Çünkü bu kadar bilgi ele geçirildiyse ve amca tutukluysa, bu karar alındıysa Narin'e ulaşılmış mı sorusu da sorulmadan edinilmiyor. Osman Kenan Çapoğlu, o bilgiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Narin'le ilgili herhangi bir net bilgi var mı yok mu, bunu açıkçası ben bilmiyorum. Bunu araştırıyorlar. Zaten çok gizli yürütülüyor bu araştırmalarda. Ve bu soruşturma kapsamında hemen hemen herkesle alakalı, bildiğiniz gibi aslında şüpheli sayısı çok fazla. Köydeki birçok insan şüpheli ve bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ama Narin'e dair bir iz, bir bilgi var mı yok mu açıkçası onu bilemiyorum. Zaten bu soruşturma şu anda artık çok gizli yürütülüyor. Her delil toplanıyor. Bu arada köyde de aramalar devam ediyor. Yani burada büyük bir soruşturma yapılıyor. Geniş kapsamlı. Dileğimiz Narin'den güzel bir haber vermek ama net olarak tekrar etmek istiyorum. Sosyal medyada birçok noktada Narin'e ait kirli bilgiler var. Bu bilgilerle alakalı da şunu söyleyebilirim. Net olarak Narin'le alakalı henüz net bir bilgi bizim elimize ulaşmadı. Tabii ki jandarma bu soruşturmayı gizli yürütüyor ama ne aşamadalar açıkçası onu bilemiyorum. Bundan sonraki süreçte de ne olur hep birlikte göreceğiz. Biz de aktarmaya devam edeceğiz. Osman Peki. Kenan Çapoğlu. Canan Altıntaş, Diyarbakır'da Narin'in 13. günde aranmasına ilişkin son tabloyu, son verileri, yeni gelişmeleri sıcağı sıcağına bizde paylaştı. Amca tutuklandı. Önümüzdeki dakikalarda kamuoyuna belki de bu tutukluluk süreciyle ilgili ya da elde edinilen verilerle ilgili çok daha çarpıcı bilgiler gelebilir. Çok kısa vadede Narin'e ne olduğuna yönelik bir açıklama, bir değerlendirme gelebilir. Hepimizin gözü kulağı Diyarbakır'da, onu bekliyoruz.